Herkese merhaba arkadaşlar. E, bu videomuzda modal verbslerden bahsedeceğiz. Nedir, nedir bu modal verbs dediğimiz kalıplar? Aslında e, yardımcı fiil olarak da düşünebiliriz bunları. E, ne, ne anlam katar? Aslında fiile farklı anlamlar katar. Çünkü her bir modalın e, kendince bir anlamı vardır. Cümledeki anlamı da güçlendirmemize ve e, daha da belirgin anlamlar e, sağlamamıza yarar bu modal verbsler. Tabi bunlar normalde çok çok geniş kapsamlı bir konu olmakla birlikte sadece temelde günlük yaşamda kullanabildiğimiz sıklıkla duyduğumuz ve dediğim gibi e, gündelik hayatımızda oldukça çok kullanabileceğimiz olan temel modal verbslerden bahsedeceğim bu videomda. E, umarım sizler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum ve birlikte yavaştan başlayalım. Evet. First of all should or shouldn't. Bunun eş anlamlısı ought to ya da ought not to olarak görebilirsiniz. Bu kullanımı da özellikle veriyorum. Bazen sınavlarda karşımıza çıkabiliyor çünkü bu kullanımlar should yerine ought to ya da shouldn't yerine ought not to yazıyor. Nedir peki bu should? Anlam olarak advice yani tavsiye verirken kullandığımız modal verb'lerden bir tanesi. Nasıl tavsiye veriyoruz peki? Ee, yani birine bir şey olmuştur, şunu yapmalısın ya da yapmamalısın. Yani meli malı ya da dediğim gibi yapmalı, yapmamalı ya da yapmamalısın anlamında kullandığımız ifadelerdir. Örnek cümlelerimize bakacak olursak, You should visit your dentist at least twice a year. Yılda en az iki kez şurada en az diye belirttiğimiz nokta. En az iki kez e, dişi, dişçiye gitmelisin şeklinde gitmelisin şeklinde kullandığımız bir ifadedir. Cümlenin içerisinde şu yerine o to yazabiliriz. Anlamsal olarak hiçbir şey değişmez. Başka bir örnek cümlemiz. You ought to try to lose weight. E, kilo vermeye çalışmalısın. Demek ki hani çok kilolu birine bunu söyleyebiliriz. Ya da işte dişlerinden sürekli problem yaşayan birine you should visit your dentist twice a year şeklinde bir öneri, bir advice, bir tavsiye verebiliriz. Ya da shouldn't kullanacağız. You shouldn't smoke because it's unhealthy. Yani sağlıksız olduğu için ne yapmamalısın? Sigara içmemelisin. Okay. And you ought not to drink cold water when you are ill. Hastayken soğuk su içmemelisin, soğuk su içersen daha çok hasta olabilirsin gibi tavsiye verirken kullandığımız yapılardır. Cümleleri bu şekilde kullanabiliyoruz. Kullanım oldukça basit ve buradan anladığımız gibi aslında modal verbleri kullandıktan sonra yine bir fiil kullanıyoruz ve bu fiile hiçbir şekilde işte ing'dir, ed'dir ya da s takısıdır vesaire şeklinde hiçbir şey kullanmıyoruz. Fiil neyse olduğu gibi getiriyoruz. Okay? Let's continue with MUST or MUSTN'T. Şimdi MUST ve MUSTN'T nedir? Burada anlamsal olarak MUST dediğim şey obligation yani bunu yapmak zorundasın anlamında kullandığımız ifadelerde MUST kullanırız. Peki MUSTN'T ise e, prohibition yani yasaklamadır. Yani bir şey kesinlikle yapmamalısın. Bu bir yasak anlamında kullanıyoruz. Örnek... You must obey the traffic rules. Bu must da daha çok bu obey the rules kısmımız var. Yani kurallara uymak. Okay? Mustn't ise bunun tam tersi. Dediğimiz gibi yasaklama. Bir kural var, sen buna uymuyorsun. Bu yasak. Yapamazsın anlamında kullanıyoruz. We mustn't park here. Okay? We mustn't um, ne diyelim mesela? We must be silent at library kütüphanede sessiz olmak zorundayız. Bu bir kuraldır değil mi? Ya da işte we mustn't e, ne diyebiliriz mesela shout in a hospital hastanede bağırmamalıyız. Bu bir yasaktır. Okay? Şeklinde örneklerimizi çoğaltabiliriz. Unutmayın must bir kural koymuştur ve buna uyma zorunluluğundan bahsetmiştir. Bir diğeri ise Have to, has to, must da biraz paralel bir modal verb olmakla birlikte farklılığından şimdi bahsedeceğim. Bunun olumsuzu ise don't have to or doesn't have to. Şimdi burada simple present tense kalıbını düşüneceğiz arkadaşlar. Neden? Şimdi olumsuz da bunun have to, has to. Normalde sahiplikten hatırlayalım. Ne yapıyorduk? I you we they'de have kullanıyorduk. He şey it ise has kullanıyorduk. E bunlar şimdi özneye göre değiştiğine göre olumsuzları da özneye göre değişecek. O zaman ne diyeceğim? I you we they'de gene kullanırken I don't have to diyeceğim mesela ya da she doesn't have to. Zaten s takısı burada var. Tekrar has to demeyeceğim. Peki bunun anlamını Gördüğümüz gibi bu da obligation. Masla aynı ve necessity bir gereklilikten bahsediyoruz. Must arasındaki fark ne o zaman hocam diyeceksiniz. Buradaki fark şu. Az önce üstüne basarak söyledim aslında. Must da bir obey the rules yani kuralları uyma durumu söz konusuyken have to da biraz daha kişinin kendinden kaynaklanan bir zorunluluk. Yani ben bunu yapsam iyi olur ya da o şunu yapsa iyi olur şeklinde. Bir zorunluluk yok ama yapması halinde olumlu sonuçlar getirecek anlamında kullandığım bir modeldir. Okay? Örneklere bakalım. I have to study my lessons. Yani derslerime çalışmalıyım. Yani çalışsam tabii ki de benim lehime olur şeklinde ya da she has to help her brother to do his project. Şimdi yardım etmese bu suç mu? Hayır değil. Ama yapsa, yardım etse güzel olur, iyi olur şeklinde kullandığım bir yapım. Olumsuzuna bakalım. You don't have to bring anything because I did everything. Senin bir şey getirmene gerek yok. Necessity'den kastımız bu aslında, gereklilikten kastımız. Senin bir şey getirmene gerek yok. Çünkü ben her şeyi yaptım. Getirsen olmayacak mı, almayacak mıyım? Tabii ki de alacağım. Ama hani zahmet edip getirmene gerek yok. Okay? Ya da he doesn't have to come over today. Come over kelime bilgisinden hatırlayalım. Bir yere uğramak. Bugün uğramasına gerek yok. Mesela başka bir günde olabilir şeklinde. Bugün şart değil yani. Okay? Anlamsal olarak bu. Have to ve must arasındaki farkımız da temel olarak buna dayanıyor. Devam edelim. Can, can't. Çokça kullandığımız, çokça bildiğimiz bir modal verb'dür. Nedir bu? Ability ya da permission. Şimdi ability olarak çok kullanıyoruz. Örnek David can speak three languages. David üç tane dil konuşabilir, yapabilir Ebilir anlamında kullanıyoruz. Ya da olumsuz olarak I can't ride a horse because I'm afraid. Yani korkuyorum. Korktuğum için ata binemem. Okay? Bunu yapamam. Yapabildiğim ya da yapamadığım şeylerde can, can't kullanıyorum. E peki permission, izin dediğimiz şey ne? Eğer ben can yapısını soru cümlesi içerisinde kullanıyorsam burada permission'a girer. Yani örnek Can I sit in that chair please? Şu sandalyeye oturabilir miyim? Okay, izin. Can I open the door? Kapıyı açabilir miyim? Okay. Can I come in? İçeri gire girebilir miyim? Okay. Can I order? Bir şey sipariş edebilir miyim? Şeklinde kullanabiliriz. Yani "Can"ı soru cümlesinde kullanıyorsak bir izin, permission, ee, normal cümlede olumlu ya da olumsuz olarak kullanıyorsak ise bir yapabilme ya da yapamama durumundan bahsediyoruz. Okay? Peki could, couldn't. Şimdi burada modeller Başta dedim ki modular aslında çok geniş bir konu. Ben şu an size en basitini anlatıyorum. Temel mantığını kafanızda oturtabilin diye. Ve şu an sadece baktığımızda genel ifadelerden present simple present tense ifadelerinden kullanıyorum. Şimdi could'un da anlamı yine ability ve request, bir rica diyoruz. Şimdi ability can dedik. Could ne alaka? Could can'in past hali. Hatırlayalım simple past tense'de irregular and Regular verbslerimiz vardı. Önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi irregular verbler direkt değişen fiillerdi. Can ve could'u da o bölüme alabiliriz. Yani Ken'in past'ı ikinci hale could olarak düşünün lütfen. Örnek He could speak fluent French when he was five. Bu ne demek? 5 yaşındayken çok akıcı bir e, Fransızca konuşabiliyordu. Okay, bak. Burada ben simple past tense kullanmışım. Was. Burada da can yerine işte bu sefer could kullanıyorum. Olumsuzu she couldn't sleep well when she was in the village. Köydeyken rahat iyi uyuyamıyordu. Okay? Yani yapamadığı şey ne zaman? Geçmişte. Peki yine request dediğimiz nokta, ben bunu soru cümlesinde kullanıyorsam Could I open the window? Can'den bir tık daha kibar olarak. Mesela ne demiştik? Can I sit? Mesela Can I borrow your pencil? Can'i biraz daha e, informal yani arkadaş çevrenizde kullanabilirsiniz, tanıdık. Ama could kısmını biraz daha e, formal yani tanımadığınız kişiler olabilir. İşte genel olarak bir ricada bulunmak isterseniz olabilir. O zaman da could kullanıyoruz. Could I open the window? Okay. Could I order? Şeklinde olabilir. Anlaştık? Yani kenin pastı could. olumlu ve olumsuz da could. Couldn't olarak kullanıyorum. Ama bir request, bir ricam varsa o zaman da direkt soru cümlesine çekiyorum. Ben bu olayım. Bir sonraki modalım may or may not. Bu ne? Bu da may işte olabilir. Yani bir possibility, bir mümkünat var ama o kadar düşük ki. Yani bir ken kadar kesin yapabiliyorum yapamıyorum şeklinde değil ama may dediğimde yani bir ihtimali var işte. Okay. Ve yine burada da bu sefer permission demişim izin. Burada da izin dediğimiz noktada işte tekrardan ne yapacağız? Soru cümlesini ne kullanacağız? Örnek. Richard may come to see us tomorrow. Yarın Richard bizi görmeye gelebilir. Ama gelmeye de bilir. Yani bu sadece benim açıyorum kendi düşüncem şeklinde kullanıyorum. Yani elinde bir kanıt yok. Tamam. Sadece kendimce düşünüyorum yani. It may not rain tomorrow yarın yağmur yağmayabilir. Şimdi bakmamışım mesela ben e, weather report'a tamam mı? Yağabilir. Bakıyorum şöyle havaya. Belki diyorum. Okay? Ya da permission izin derken may I borrow your dictionary? Sözlüğünü ödünç alabilir miyim? Direkt kibar bir ricada bulunurken may ile soru soruyorum. Burada soruma cevap yes you may. Tabii ki alabilirsin. No you may not. Alamazsın şeklinde hani kibarca bir reddediş şeklinde kullanabiliyorum. Şimdi baktığımızda may e, ken'e göre çok 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 daha düşük ihtimali olan e, ifadelerde ve cümlelerde kullandığım bir model. Anlaştık mı? Temel olarak bu bu seferlik e, burada vereceklerim bu, bu kadarlık. Bir diğeri ise might, might not. Bu da possibility diyorum tıpkı may gibi. May'e ne kadar az dediysem might onun daha azı. Aklınızda şöyle bir sıralama kalabilir. Can en güçlüsü may onun bir altı, might onun bir altı şeklinde kullanabilirim. It might rain today. Bugün yağmur yağabilir böyle farazi kafadan atıyorum birazcık da yani bunun biraz altında bu nokta var. Mesela it looks nice bir şey beğendim mesela çok güzel duruyor but it might be very expensive. Hani çok pahalı olabilir bu. Hani bu kadar güzelse hani kesin çok pahalıdır. Bu benim düşüncem ama kesin elimde bir kanıtım yok. Ya da you might not wake up early tomorrow. Yarın erken kalkamayabilirsin. Hani bu kadar geç saatte yattın bu sadece benim düşüncem kalkamayabilirsin şeklinde bir öngörümü sunuyorum. Okey? Fark ettiyseniz modulların genelinde özneden sonra modulu kullanıyorum. Olumlu ya da olumsuz şekilde. Sonrasında getirdiğim fiil olduğu gibi geliyor. Fiilin birinci hali ve cümleye kattığı anlamlar benim için önemli. Anlaştık mı? Modullar konusunda anlatacaklarım bu kadar. Bu sadece modülların unutmayın ki ufak bir kısmı temeli olabilir. Ama bunun çok çok daha derinleri var. Lütfen ee, sadece bunlar varmış gibi davranmayın. Anlaştık. Bir sonraki slaytımızda videomuzda görüşmek dileğiyle. Sormak istediğiniz soru olursa lütfen yorumlara yazın. Hatta bütün bu video içerisinde anlattığım modullarla ilgili örnek cümleleri de yazarsanız kontrol edip döneceğimden şüpheniz olmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.